bir iki konuya daha açıklık getirdim. Mesela Abubakar'la alakalı. Herkes söylüyor. Abubakar'ı esasında Beşiktaş taraftarı çok sevdi. Ve Beşiktaş'ta da bir duygusal bağ oluştu. Biz de düşünmedik değil. Bir seneye yakın sakatlık sorunları vardı. Kendisinin de dizlerinde olan kronik sakatlıkları vardı. Ama bir MR'larını istedik, göndermedi. Sonra Porto kulübüyle temasa geçtik. Porto'dan 2 milyon 900 bin euro gibi bir ücret alıyormuş. Porto kulübü 900 bin eurosunu biz öderiz dedi. Biz de onun üzerine tamam biz de 2 milyonunu ödeyelim dedik. Abubakar 500 bin euro daha fazla alırım gelmek için dedi. Onun üzerine dedik ki bu sakatlığının dizlerin alakalı sakatlıkların yükselirse bir ay geçmiş süre içerisinde geçerse ücret ödemeyiz dedik. Onu da kabul etmedi. Şimdi bu yani herkesin bir taraftarımızla duygusal bağ. Fakat oyunculardan da biz bir duygusal bağ bekliyoruz. O şartlar içerisinde de bu zihniyette Beşiktaş'a gelmesinin doğru olmayacağını düşündük ve öyle bir karar verdik. Yani biz esas itibariyle niyet ettik ama oluşan şartlar ve oyuncunun benim gözümde Beşiktaş'a bakışı bunu olmasını mümkün kılmadı. Şimdi ben her yapmış olduğum konuşmayı birebir yapmam. %100 yanında bir şahit tutarım. Ki Quaresma ile alakalı da ben bir görüşme yapmadım. Quaresma devre arası ikinci başkanımız Serdal Adalı'nın evine gitmiş. Ve Serdal Adalı da başkanımız da burada. Yanında da tercüman da var. İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ve bir bonservis bedeli istemeden kendisinin ayrılması istediğini ifade etmiş. Herhalde oralarda bir galiba Arabistan'dan bir teklifler vardı. Biz de olur, yardımcı oluruz dedik. Fakat o teklif şeye ulaşmayınca, ne derler, sonuçlarına ulaşmayınca kalma kararı verdi. Kalma kararı vermeden evvel bir ihtarname yollamıştı alacaklarıyla alakalı, onu ödemiştik. Sonra kalma kararı verdikten sonra bir daha yolladı, onu da ödedik. Sonra Mayıs ayı geldi, tam lig bitince bir daha yolladı, onu da ödedik. Beşiktaş kulübünde 7 senelik bir süre çalışmış bir oyuncunun Beşiktaş'ta bir alacağının kalmayıp Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ve orada bu kadar sembol oyuncunun Beşiktaş'ı toparlama arzusu içerisinde görmek en büyük arzumdu ama onu da o son süreçlerde onları görmedik. Sonunda da lig başlamadan evvel 3 Temmuz günü, lig başlamaktan yanlış ifade ettim, kamp başlamadan evvel Riva kampı 3 Temmuz'u da yine Serdal Adalı başkan üzerinden bu sene kadroda düşünmediğimizi, kendisine bir kulüp bulması gerektiğini ifade ettik. O da anladığını, yalnız takımın kampına alınması gerektiğini ve böylece daha rahat kulüp bulabileceğini ifade etti. Haklıdır dedik. Bizim de netice itibariyle sevdiğimiz bir oyuncu. Tabii ki alalım dedik. Ve Riva kampını aldık. Peşine Avrupa'ya gitmesi, gitsin dedik. Hatta ben hocamıza da söyledim. Maçlarda da oynatın ki oyuncu kendine bir yer bulabilsin diye. Fakat hiçbir arayış ve şey içinde olmayınca artık lig başlıyor. Biz de o bölgelere hamle yapmak istiyoruz. Quaresma da öyle bir oyuncu ki oynamadığı zaman çok yani oyunlardan çıkarken hissediyorsunuz, sıkıntı yaratıyor. Ve bizde dedi ki takıma sahiplenmesi, orada liderlik vasfı veya kulübü benimsemesini de çok göremedim. Hareketleri, bu ihtarnameler işte gibi hareketler bizi de o düşünce içerisinden uzaklaştırdı. Kendisine de yine Serdal Başkan, daha evvel konuştuğumuzu, artık ligin başladığını ve kadromuzda düşünmediğimizi söyledi. O da çıktı işte, ben hiç bu aralarda hiç kendisiyle de görüşmemiştim. İşte başkan şu anda duyduğuma göre, bunların hepsi yalan. Yani şahitli olan şeyler. Bu profesyonellik tek taraflı bir şey değil. Eğer duygusal iletişimse yine tek taraflı bir şey değil. Eğer şimdi dün çok güzel hep beraber seyrettik. Güzel bir film Beşiktaş'la alakalı giriyor, Kolej Havası. Orada oyuncuların Beşiktaş kulübüyle olan duygusal bağlarını gördük. O bağlar olanlarla diyaloglar farklı oluyor.
Olmayanlarla da profesyonel manada, madem ki her şey profesyonelce, biz de profesyonelce götürmeye çalışıyoruz. Sonuç itibariyle Ricardo'nun ömrü hayatındaki bütün kariyerinin en çok oynadığı kulüp Beşiktaş'tayken, ben daha düzgün şekilde açıklamalarla ayrılmasını beklerken o tabii hedef olarak beni almış. Ama ben de kamuoyunu bilgilendirmek durumundayım. Beşiktaş taraftarı bilsin ki biz öyle son gün her şey bitmiş hadi sen git diye değil. Bu 6 ay evvelinden başlayan, ilk önce onun talebiyle bir kulüp bulduğunda ayrılmak istediğini, karısının mutsuz olduğunu ifadesi üzerine başlayan, sonra da madem öyle yani siz gitmek istediğiniz zaman karım mutsuz, ben gitmek istiyorum. Biz ayrılmak istediğimiz zaman başka şeyler doğru şeyler değil. Bu da Beşiktaşların bilgisi içerisinde olsun.